videoma hoş geldiniz ama telefonu öyle bir dengeyle koydum ki, bu arada tripodum kırılmış. Tripodum, telefon koyma yeri kırılmış ama benim için problem mi? Asla problem değil çünkü hayatta biliyorsunuz çok fazla engel çıkıyor. Önemli olan bu engelleri problem olarak görmeyip onların hemen üstesinden gelecek bir şeyler bulmak. Ve ben de, bu da benim için tabii ki de hiçbir problem değil, hiçbir şekilde engel değil. Biz bodyciyiz oğlum, ne engelleri aşıp buralara kadar gelmişiz. Yani cebimizde her zaman et alacak paramız olmadı, her zaman spor salonuna gidecek paramız olmadı ama bir şekilde yaptık, bir şekilde yaptık. Yani bu götü boklu tripod kırıldı diye ben bu videoyu çekmeyecek değilim. Motherfucker, anladın mı? Güzel bir motivasyonla başladık. Formumu göstereceğim size. Size formumu göstereceğim. Uzun zamandır form videosu çekmiyordum, şunu da hatırlatayım. Yaklaşık 70 gün sonra podyumda olacağım. Tekrardan Türkiye Şampiyonası'nda birlikte yarışacağız. Bu iğrenç ışıkta size formumu göstereceğim. Bu arada harika bir sırt antrenmanından çıktım. Bayağı iyi bir sırt antrenmanından çıktım. Belki dedim daha iyi güzel bir ışık olur ama tam tersi daha kötü bir ışık oldu. Şimdi dostlarım, size önce bir şeyden bahsedeyim. Önce bir mesaj vereceğim. Ondan sonra çıkartacağım tişörtümü, formumu falan göstereceğim size. Antrenmanın sertliğinden bahsetmek istiyorum size, tamam mı? Antrenman ne kadar sert olmalı? Bir kere şunu size anlatamadık. Yani bir türlü nasıl antrenman yapıldığını, neler dediysem, neler söylediysem bir türlü size anlatamadık ya. Yani nasıl anlatayım biliyor musun? Dün başıma gelen olayı anlatayım size. Siz buradan antrenmanın ne kadar sert, böyle hani ne kadar yıpratıcı, ne kadar hard bir antrenman geçirmeniz gerektiğini anlayın, tamam mı? Pardon, dün değil ya, biraz önce. Biraz önce geldi, sırt antrenmanı yaptım biraz önce. Az önce söyledim bilmiyorum. Sırt antrenmanı yaptım. Dostlarım, sırt antrenmanında gelebilirsiniz. Yani video çekiyorum sadece. Rahatsız olmazsan iyi olur sadece. Biraz önce sırt antrenmanı yaptım ve yaklaşık bir dördüncü hareketim ya da büyük ihtimal dördüncü hareketim ya da beşinci hareketim, yanlış hatırlamıyorum. Klasik bildiğiniz dumbbell row. Bu bildiğiniz dumbbell row yani klasik. O kadar çok hani gücüm vardı demek istemiyorum, aslında gücüm de yoktu ama hani onu bir türlü yine ağır bir şekilde yapmak istiyordum onu ama parmaklarım gerçekten izin vermiyordu. Antrenmanınızın şiddeti bu şekilde olmalı, anladınız mı? Size sürekli iyi antrenman yapın, sert antrenman yapın, hard antrenman yapın diyorum ama bir türlü siz anlamıyorsunuz ya da ben anlatamıyorum. Hala yumuşak yumuşak antrenmanlar yapıyorsunuz. Bu arada söylemiştim tripodum kırıldı diye. Tripod, telefon aşağı düştü ama ekranı silmem lazım, bir saniye. Antrenman sertliğinden bahsedeyim dedim. Bence gayet açıklayıcı oldu. Antrenmanınız bu kadar sert olmalı yani. Şimdi formumu göstereceğim size. Uzun zamandır zaten görmüyordunuz formumu. Bir omuz antrenmanı yaptım. Şurada dursam aslında daha güzel görünür gibi. Aslında direkt beni çekse var ya, efsane olur da. Fucking tripod bozulacak zamanı buldu. Şöyle koyarsam. Şöyle. Durursa eğer çok iyi olur bence. Güzel bir sırt antrenmanı yaptım. Kollarım şu anda 44. 44 santim. Sırtımı göstereyim. Bakın ne kadar terlediğime bakın. Gördünüz mü ne kadar terlediğimi? Böyle sert, böyle hard antrenman idman yapmanızı istiyorum. Bir su içiyorum ve formumu gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi, beklediğiniz gibi değil, çok da parçalı değilim. Biliyorsunuz benim boyum 1.72. 1.72 boyundayım ve kilom şu anda
92 idim işte 91'e düştüğümü falan dersek 91 falanım. Yine yarışacağım. Yine yarışmadaki bütün püf noktaları ve yaptıklarımı size anlatacağım. Antrenmandan yeni çıktım bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle olmalı, anladınız mı? Hatta şunu bir kere daha düzgün yapayım da. Şöyle katlayacağım. Ortadan. Huh. Of. Leş gibi koptu. Şaka şaka. Öyle bir şey yok tabii ki. Oh. Çok fena terledim. Çok fena. Şu anda dediğim gibi 91 kiloyum. Podyumda tahmin ediyorum 73-74 kilo olacağım. En son yarıştığımda 70 kiloydum. Poz veremiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Yani az önceki söylediğimde gerçekten şaka yapmadım. Dördüncü harekete geldiğimde, beşinci harekete geldiğimde gerçekten hani gücüm yok zaten, onu biliyorum ama parmaklarım dambul tutamadı ya. Bir de dumbbell row yani. Hani ağır çalışılan harekette kaç kilo denedim? 26 kilo falan denedim. Yani çok da ağır da değildi bana göre. Yapamadım, anladınız mı? Parmaklarım izin vermedi. Bu kadar hard, bu kadar sert antrenman yapmalısınız. Eğer gelişim istiyorsanız, eğer sıradan olmak istemiyorsanız. Alken poz vermek hiç yakışmıyor ya. Ama inanın bana, çok iyi form yapacağız. Çok iyi form yapacağız. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Beni özlediniz. Artık geri döndüm. Video çekmeye devam edeceğim. Sadece duş alıp eve gidip yemek yiyip ve dinlenmek istiyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben de Yıldırım. Açıklamalar kısmında yazıyor zaten Instagram hesabım. Oradan benim firmamdan alışveriş yapabilirsiniz. Tekstil ürünleri, giyim. Ah, çok yoruldum. Acaba antrenman yaptıktan sonra eve gitmek için sizin de böyle haliniz kalıyor mu? Yani güle güle arkadaşlarınızla kafeye ya da güle güle eve gidiyor musunuz? Yani bilmiyorum, ben eve gittiğim zaman yemek yapmaya bile vaktim kalmıyor. Eğer evimde birisi varsa ondan yardım istiyorum. Lütfen bana şu yumurtayı pişirir misin? Lütfen bana şu eti, lütfen şu bana şu balığı pişirir misin? Diye rica ettiğim çok oluyor. Yeah buddy. Benden uzaktan eğitim alabilirsiniz. Benimle birlikte gelişebilirsiniz. O değil mi? Geçen işte YouTube'a tekrardan başladığım biliyorsunuz. Yaklaşık birkaç gün falan oldu. Eski videolarıma bir bakayım dedim. Sonra dedim ki, oğlum dedim, ben çocukların gözünün önünde büyüdüm lan dedim. Harbiden de sizin gözünüzün önünde büyüdüm. Benim her evreme şahit olduğunuz, ilk yarışıma, son yarışıma, önümdeki yarışa, bir sonraki yarışa hepsine şahit olduğunuz. Ama artık bundan sonra çok daha büyük bir aile olma zamanı. Yani bu ne demek? Çok daha büyük prodüksiyonlu videolar, çok daha böyle farklı videolar gelecek. Ama önce şu formumu çok iyi yapmam gerekiyor. Bir şey itiraf edeceğim. Bir şey itiraf edeceğim size. Ben yarışlara neden katılıyorum? İnanın bana, yarışlarda birinci olmak için katılmıyorum. Çünkü biliyorum birinci olanlar çok farklı ilaçlar kullanıyorlar ve ben bu ilaçları kullanmak istemiyorum. Yani vücudumu piç eden, anladınız mı? Sadece birinci olmak için. Ben zaten şampiyonum. Ben zaten elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben iyi bir fiziğe sahip olmak için neden yapıyorum? Güzel YouTube videoları çekip popüler olup YouTube'dan problemli. Hayatımı devam ettirmek aslında benim amacım. Dostlarım, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Antrenman sertliğini bence anlatabildim size.
antrenmanımız bu kadar sert olmalı. Yine arada bir formumu paylaşacağım, gelişimimi göreceksiniz. Neler yaptığımı da paylaşacağım fırsat buldukça. Nasıl beslendiğimi, nasıl kardiyo yaptığımı. Kendinize çok iyi bakın. 65 gün sonra yarışıyoruz. Antalya'da beni yalnız bırakmayın. Antalya'da, İstanbul'da ve Ankara'da yarışacağım. Ankara'da olanları ve çevresinde olanları, Ankara'ya, Antalya ve Antalya çevresinde olanları, Antalya'ya ve bütün Türkiye'yi Sırbistan'a bekliyorum. Sırbistan'da Ay Yıldız'ı açacağız. Yo, hadi bakalım. Last. Son 65 gün.